Utanmıyor musun ya sen? El kadar kızı yoldan çıkartmaya. Anası var, babası var. Ya benim kızım sahipsiz mi? Yalan söylüyorsun bir de. Anne, tamam Ayşe ablanın bir suçu yok. Sakın karışma sen, sakın. Tamam yenge, tamam. Yeter artık, sakin ol. Sakin falan olamam ben. Benim evladım söz konusuysa ben sakin falan olamam. Ya Leman bir dur. Dur, ne yapıyorsun ya? Ya kızımız iyi, iyi. Çok şükür, daha ne istiyorsun? Sen sakın karışma. Sen sakın karışma Sinan. Yeter. Leman, kes artık. Ben torunumu sokakta bulmadım Ayşan. Seni defalarca uyardım, burası İstanbul değil diye. Müge bizim kıymetlimiz. Eğer sahip çıkamayacaksan yanında götürmeyeceksin. Ya bir şey olsaydı çocuğa? Ha? Ya torunuma bir şey olsaydı? O zaman ne yapacaktınız Ayşe Hanım? Ferit, Ferit. Ben kötü bir şey yapmak istemedim. Müge çok ısrar etti, yalvardı. O yüzden kıyamadım, dayanamadım. Ben sadece... Senin Yaman'ın arabasında ne işin vardı Ayşe? Nereden geliyordunuz, nereye gidiyordunuz? Ya benim aklım almıyor. Senin Yaman'la nasıl bir bağın var Ayşe? Ne bu Ferit? Neyden bahsediyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Ben... Müge'ye yetişmeye çalışıyordum. Sonra yolda gördüm onu. O da beni... O da seni ne? Ne? Sen beni ne sandın ya? Sen ne demeye çalışıyorsun bana? Ayşe, ben neye inanayım ya? Ha? Ben neye inanayım? Gördüklerime mi inanayım, sana mı inanayım? Neye inanayım ben? Ya ne gördün ne? Ne gördün? Söyler misin ne gördün? Seni Yaman'ın arabasında gördüm. Birlikte bir yerden geliyordunuz. Ben sizi dip dibe gördüm Ayşe. Tamam. O zaman söyle. Müge'yi hastanede niye beklemedin? Hı? Neredeydin? Hı? Beklemedim. Çünkü... Çünkü ne? Ne? Çünkü... Çünkü ne? Ayşe, ben sana güvenmiştim. Ben sana inanmıştım. Çünkü sen başkaydın. Farklıydın. Kimseye benzemiyordun. Ama yanılmışım. Ferit! Ferit, nereye gidiyorsun? Ferit! Gidemezsin! Ferit dedim! Dur ya! Ben de ne zaman arayacak diye bekliyordum. Bu iş fazla uzadı Baha. Fazla uzadı. Müzik
Senin Yaman'ın arabasında ne işin vardı Ayşe? Nereden geliyordunuz, nereye gidiyordunuz? Ya benim aklım almıyor. Müge'yi hastanede niye beklemedin? Hı? Neredeydin? Hı? Beklemedim. Çünkü... Ne? Çünkü... Çünkü ne? Ya lütfen gider misin? Yalnız kalmak istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Konuşacağız. Konuşacak bir şey yok. Var. Ya senin kardeşin dediğin adam beni yolda gördü, durdu, arabasına bindim. Ne var bunda anlamıyorum. Neden bu kadar büyük tepki veriyorsun? Müge'ye yetişmeye çalışıyordum diyorum. Anlamıyor musun? Sen beni Yaman'dan mı kıskanıyorsun yoksa? O yüzden mi öfkelisin bana? Ne kıskanacağım seni ya? Ne kıskanacağım seni? Bir de Yaman'dan kıskanacağım öyle mi? Git Yaman'la sabahlara kadar gez, toz, eğlen, keyfine bak. Umurumda değil. Yani ben umurumda değilim öyle mi? Değilsin. Peki. Öyle olsun. Yaman'dan kıskan. Kimse benim umurumda değil. Kimseyi istemiyorum. Beni yalnız bırakın yeter. Benim kimseye ihtiyacım... Dokunmayın bana yeter. Dokunmayın ya bana. Dokunmayın. Hande'nin seni aldattığı adam. Yaman'dı değil mi? Hande'yi öpen Yaman'dı. Kardeşim dediğin adamla aldattı. O yüzden sen bu kadar öfkelisin değil mi? Yaptı. Yaptı. O yüzden bu kadar acılısın. O arabayı bindiğim için o yüzden bu kadar öfkelendin bana değil mi? Ferit! Kardeşimdi oğlum. Kardeşimdi. En çok ona güvenirdim. En çok ona inanırdım. Herkes aynı değil. Herkes ihanet etmez sana. Ben etmem. O yarayı kapatacağız. Hayatında yepyeni bir sayfa açacağız. Güven bana. Ben sana asla ihanet etmeyeceğim Feriz. Asla. Thank you.
Ayşe, Ayşe niye kaçıyorsun Ayşe? Çekil. Çekil abi, çekil. Allah. Biraz yavaşlayabilir misiniz lütfen? Fazla hızlı gitmiyor muyuz? Ne olmuş burada? Alo. Stadyum yolu üzerine bir ambulans göndermişsiniz acil. Trafik kazası meydana gelmiş. Lütfen çok acil. Teşekkürler. Trafik kazası olmuş. Biz de şimdi gel. Tanıdık var mı? Transferçi gören oldu mu? Ay yazık ya. Ben yanlış bir şey olmamıştır kimseye. Söyledim çok acil olduğunu belirttim. Ayşe, ambulans erken Ayşe, geçti. Çekil, bari. Ayşe, çekil, çekil, çekil. Ayşe. Feris. Olacak diye çok korktum. Sen bu arabada değil miydin? Taksideydim. Sonra çok hızlı gitti. Uyardım, adımı söyledim. Yavaşla dedim. Yavaşlamadı, durmadı. Ben de inip başka bir arabaya bindim. Ama o arabada olabilirdim. Tamam, tamam, tamam. Şu an... Tamam, tamam. Geçti, geçti, geçti. 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 Sana o kadar alıştım ki. Ben sana bir şey olacak diye o kadar çok korktum ki. Hadi gel gidelim buradan. Var, var. Ne demek oluyor bu? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Söyle. Ayşe Hanım. Yok öyle geceleri başını yastığa koyup mışıl mışıl uyumak. Yok öyle rahat rahat uyumak. Ben uyuyamıyorum artık. Uyku bana haram oldu. Dağıldım ben, dağıldım. Bittim. Bitirdin beni Ayşe. Bana yaşattıklarının hesabını vermeden sana da uyku aram. Ne diyorsun sen ya? Kayboldum ben, kayboldum. Bitirdin sen Ferit'i. Ben de sana geldim. Ferit'i arıyorum. Belki sende bir Ferit kalmıştır ha. Var mı sende bir Ferit? Hadi bana bir şey söyle Ayşe. Bana bir şey anlat. Bana güç ver. Bana öyle bir şey söyle ki ben nefes alayım, kendime geleyim. Bütün dünya üzerime çökmüşken ayağa kalkayım. En azından insan içine çıkabilecek gücüm olsun. Ben seni utandıracak. Ben seni yok edecek hiçbir şey yapmadım.
Bugün her şeyi anlattım sana. Artık söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı benim. Ben şimdi kocan olarak dinlemeye geldim seni. Ben sana ne söylersem söyleyeyim, sen inanmak istediğine inanıyorsun. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok artık benim. Ben sana inanmak istemiyor muyum sanıyorsun? Hı? Bak. Bak sen yanımdasın. Konuşuyorsun. Kalbim nasıl heyecanla atıyor. Ayşe. Madem söyleyecek bir şeyin yok, bari bir yalan söyle be. Sen ne söylersen söyle. Mesela o fotoğraflardaki kız ben değilim de. Sen de. Tamam mı? Sen de. Ben seni o kadar çok seviyorum ki. Sen de ben inanırım. Ama bir şey söyle bana. Ya da boş ver söyleme. Dokunma sakın bana, yaklaşma. Sakın. Kocanım ya senin. Daha doğrusu avın. Sen de avcısın. Az kalsın avlıyordun beni be Ayşe. Allah kahretsin ya. Ya Allah kahretsin. Bahi, niye söylememişim ki ben sana? Ya yeter artık, yeter. O fotoğraflara da inan Feri, tamam mı? Onlar da gerçek. Ben iğrenç, çok kötü, aşağılık bir kadınım ya. Sen ne kadar vicdansız bir insansın ya. Ya Ferit, lütfen git. Bak ne olur git artık. Seni görmek bana acı veriyor. Lütfen anla artık ya. Ya seni her gördüğümde o senin gözündeki iğrenç Ayşe'yi görüyorum. Onu hissediyorum kendimde, onu. Lütfen artık bana bunu yaşatma, istemiyorum ya. Lütfen git artık, git, git. Git. Seni affedemiyorum. Bana inanmayan birini neden seviyorum? Aşk insanı aptallaştırıyor. Neden bir başkasının gözlerine teslim oluyor? Niye hala öpmek istiyorum seni? Sana o kadar kırgınım ki, ama vazgeçemiyorum. Seni çok seviyorum. Kıskandığını biliyorum. Ferit'i elinden alırım diye korkuyorsun. Ama biz sadece aşık çifte oynuyoruz. Yani nasıl olacak sebebi bilmiyorum ama. Ben hiç aşık olmadım, biliyor musun? Sana söz veriyorum. Hiçbir şekilde Ferit'le aranıza girmeyeceğim. Anlaştık mı? Al bakalım, bu da anlaşmanın ilk ödülü. Aferin sana. Seninle çok iyi anlaşacağız, biliyorsun değil mi? Thank you.
Niye çağırdın beni? Neymiş telefonda konuşamayacağımız kadar özel olan şey? Benim sizinle konuşacak bir şeyim kalmadı. Anlat. O gün aslında orada neler olduğunu anlat Ferit'e hemen. Sen niye anlatmıyorsun? İnanmıyor musun sana? Yaman, benim sabrımı zorlama. Hemen anlat. Ben göreceğimi gördüm. Ferit bak, ben bir şey yapmadım. Anlatacak sana. Kendi pisliğini kendin temizleyeceksin. Anlatacaksın her şeyi. O gün burada beni ahırda nasıl sıkıştırdığını, benim sana nasıl direndiğimi, istemediğimi, yalvardığımı hatta söyleyeceksin hepsini. Anladın mı? Anlatmak zorundasın. Enine anlatacak. Bekle. Her şeyi sen anlatacaksın. Beni nasıl zorla öptüğünü anlatacak. Ben kimseyi zorla öpmedim. Yaman! Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Niye geldiysen buraya? Hande! Ne yapıyorsun sen? İndir şu silahı. Yaklaşma. Yaklaşma. Hande. Yaklaşma. Yaklaşma, hiçbir yere gitmiyorsun. Konuşacak o. Tamam, indir şu silahı. Konuşacak, tamam, lütfen. Konuşacaksın. Tamam, vur beni, vur. Anlatacaksın her şeyi. Kızım gel beni vur, tamam. Sus lan! Yaman! Anlat! Anne bana bak. Bak, kendimi öldüreceğim artık, dayanamıyorum. Tamam, konuşacak. İndir lütfen şu silahı. Anlat, gerçeği anlat. Beni nasıl zorla öptüğünü anlat. Tamam, beni vur beni. Yaman konuş! Anne ya bana tamam, bak. Beni vur! Sakin ol lütfen. Yaman! Yaman konuş, bak gerçekten vururum kendimi. Yaman konuş! Konuşacaksın, beni bu durumda bırakamazsınız. Anne. Hadi. Yaman! Anne bana bak! Bana bak. Sakin ol. Hande. Bana bak. Bana bak. İndir şu silahı. Hadi. Masumum ben. Tamam. Hadi indir şu silahı. Sonra konuşalım. Lütfen. Tamam. Ben seni çok seviyorum. Ferit, ne gördüysen o. Yaman! Thank you.
Günaydın. Günaydın. Ne kadar güzel bir kahvaltı hazırlamışsın böyle. Sen daha güzelsin. Sen daha güzelsin. Uyurken, gülerken, kızarken, ağlarken bile güzelsin ya. Sanki rüyada gibiyim. Hiç uyanmak istemiyorum. Çekilin beyefendi, çekilin. Acil hasta. O odayı alalım. Tutalım hemen. Doktor gelecek şimdi. Tamam, geldi. Burada. Sonra. Zorba mısın sen? Ya gelmiyorum. Ne oluyor bunlara? Hadi inat etme de otur konuşalım. Konuşacak vaktim yok. Otobüsü kaçırmak istemiyorum. Öyle kafana göre ben gidiyorum demekle olmuyor bu işler. Çok iyi biliyorsun. Beni böyle durduracağını mı sanıyorsun? Lütfen otur şuraya, sakince konuşalım. Uzatma artık, lütfen. Bana bak, ben öyle otur deyince oturacak, kalk deyince kalkacak bir kadın değilim. Yanlış kişiye çattın. Ver şu anahtarları. Vermeyeceğim. Gitmeyeceksin. Öyle mi? Bu konakta ortalığı ayağa kaldıranların hükmü geçiyor galiba. Yine gelin isyan bayrağını çekti. Baksana. Sana ne kızım, sen girsene içeriye. Ferit, ver şu anahtarı yoksa atarım, bağırırım, ortalığı ayağa kaldırırım. Elinden geleni ardına koyma. Hadi geçin içeri. Seyirlik bir şey yok. Hadi. İyi geceler Lydia. Verecek misin anahtarı? Vermeyeceğim. Gitmek için hiçbir sebebin yok. Kalmam için bir sebep söyle. Bana verdiğin söz. Ya beni ne kadar burada kilitli tutacaksın? Beni buraya sana mahkum edemezsin. Bu olmaz. Bu bana Seyis'ten kalan son hatıra. Bırak. Bütün evi yak istersen, her şeyi at. Ama bu olmaz. Ne oldu İstanbul'da tanıdığım beyefendiye? Hatay il sınırlarında mı bıraktın onu? Yoksa burada senin toprak kanunların mı geçerli? Hanımefendi. Benim toprağımın kanununu anlatayım mı sana? Bu topraklarda kanun, emeğin, emekçinin alın teridir. Tarlanın sahibi de, pamuğu eken işçi de, soğanı toplayan ırgat da kıymetlidir benim toprağımda. Kimse kimseye kulluk etmez. Herkes eşittir. Bu yüzden salon beyefendiliğine hacet yok. Bu söyledikleri senin zorbalığını haklı çıkarmaz. Zorla güzellik olmaz. Zorla mı? Zorla öyle mi? Zorla.
Al bak burada ne var? Kendi rızanla imzaladığın sözleşme. Zorla mı imzaladın sen? Hı? Zorla mı imzaladın? Ne yani? Ben şimdi istesem bir yere gidemiyor muyum? Gidemiyorsun. Bu resmen kölelik. Avukata giderim. Dava açarım. Hatta insan hakları mahkemesine giderim. Seni şikayet ederim. İyi niyetli bir çaba ama bir şey çıkmaz, ben sana söyleyeyim. Bak, bir avukat olarak sana tavsiyem, 6 ay boyunca sık dişini, sözleşmemize uygun bir şekilde davran. 6 ay sonra zaten herkes kendi yoluna gidecek. Tamam mı? Yapma bunu bize. Bu senin için en iyisi olur. Hadi artık sakinleş. Hadi. Çok acımasızsın sen ya. Zorbasın, zorba. Sana diyorum. Yatağın üstündeki kıyafetleri kuru temizlemeciye gönder. Yalnız yakalarına dikkat etsinler, geçen seferki gibi olmasın. Baş üstüne. Ferit oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk baba. Sonunda istediğin oldu anne. Ayşe ile ayrılık kararı aldık. Gidiyor konaktan. Yine sen kazandın, tebrik ederim. Müjdemi isterim Hande Hanım. Ne oldu Fatoş? Eminim şahane bir şey olmuştur. Ayşe Hanım konaktan gidiyormuş. Ferit Bey ayrılıklarını açıklamış. Ciddi misin sen? Çok ciddiyim. Ayten aradı şimdi. Bana bir keyif kahvesi yapar mısın? Tabii ki, hemen. Şükürler olsun. Aldığın kararı elbette desteklerim oğlum. Zararın neresinden dönersen kârdır. Ama kazanan ben değilim. Aslında sensin. Bunu yakında gerçek bir evlilik yaptığında daha iyi anlayacaksın. Artık yuva muva kurmak yok anne. Sen benden ümidini kes. Ne o Hande ile ne de başkasıyla. Benim için evlilik meselesi kapandı. Ferit. Kardeşim iyi misin? İyiyim abi, iyiyim. En doğrusu bu. Sonra konuşuruz. Evlenmek için 2 sebep vardır. Ya dengini bulmuşsundur. Ya da anası babası zorlamıştır. Yanılıyorsun Ferit. Seni ben hiç zorlamadım. Siz Hande ile birlikte karar verdiniz evlenmeye, ikinizin seçimi. İkinci nedense sevgidir, aşktır. İnsan sevmediği birini seviyormuş gibi davranamaz. Bu eşi bile olsa. Nereden biliyorsun Ayşe'yi sevmediğimi anne? Ayşe Hanım, umarım bundan sonraki hayatınızda daha mutlu olursunuz. Kezban, Ayşe Hanım'a yardımcı olalım. Misafirimizi güzel uğurlayalım. Bir dakika. Hayır Kezban Hanım. Müsaadenizle ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ben kimsesiz büyüdüm. Sizin aile görgüsü dediğiniz şeyden mahrum yaşamış olabilirim. Ama hayattan mahrum olmadım. Ferit bana kimsesizliğimi unutturdu. Ayşe? Saçlarım ıslaktı. Hasta olmayayım diye saçlarımı kuruttu. Hep elimi tuttu, yanımda oldu. Ne?
Ben ateşler içinde yanarken iyileşeyim diye elinden gelen her şeyi yaptı. Yaptığım çılgınlıklara rağmen hiçbir şekilde beni yargılamayan bir adamın kıymetini bilmek istiyorum. Ben Ferit Sancakzade'ye karısı olarak bir söz verdim. Kocamı hiçbir yere bırakıp gitmeyeceğim. Kalpte bir yarasın sen, nasıl kanada bir sen. Dursa dünya, dönse devran, bu günahı silme. Seni bulur acısı, söndüren olmaz intikam ateşi. Eğer bunu kabul ederseniz sevinirim. Etmezseniz de sonuna kadar savaşmaya hazırım. Azade Hanım. Sana söz kalbim. Yangın yeri gönlüm. Nevi döndüm geriye. Kalpte bir yarasın. Günaydın, hayırdır? Günaydın. Günaydın. Dönürlerimiz geldi. Ney? Hoş geldin Kader. Hoş bulduk Azade. Hoş geldiniz. Hoş geldin kızım. Hoş geldin kızım. Hoş geldin Hüseyin. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun sizi sofraya alalım lütfen. Buyurun. Sinan, senin geleceklerine haberin var mıydı? Annemin yaptığı işleri bazen hakikaten aklım almıyor benim. Sinan. Nerede kaldı bunlar? Kezban'ı uyandır demiştim. Anne ne yapıyorsun sen? Ha? Ferit o kızla evlendi. Kız ayıp değil mi anne? Çok ayıp anne. Sinan. Ne diyorsam onu yap. Azadem, bu yaptığın iş doğru değil. Ferit'i çok üzecek. Buyurun lütfen. Günaydın. Misafirlerimiz varmış, hiç haber vermiyorsunuz aşk olsun yani. Biz aileden değil miyiz? Bu özel bir mesele Vedia. Başka zaman. Öyle mi? Hoş geldin Hüseyin abicim. Hoş bulduk. Hoş geldin Müslümüt ablacığım. Hande. O zaman size afiyet olsun. Belanı mı arıyorsun Yaman? Sipahi de basmışsın. Abi beni bir gün kapının önüne koyacaklardı zaten biliyorsun. Onlar beni kapının önüne koymadan ben kendim o kapıdan çıktım. Yarınımı hazırlamam lazım. İyi ki yarın var. Umutların en sevdiği gün. Abi. He. Şimdi lojistik sende. Ben de sen ne istersen yaparım. Yaman. Benim ufak bir işim var. Siz Bedir'le ayrıntıları konuşursunuz tamam mı? Hı hı. Yaman. Unutma. Gösteriş en büyük düşmanın olacak. Aklına mukayyet ol. Bakılmayayım. Hüseyin,
Senin için özel bir tatlı yaptırdım. Kahveyle yeriz. Her zaman çok düşüncelisindir Azade. Bugün güzel bir haber aldım. Otel için bir arsa almıştık. İmar izni çıkmış. İyi, gözünüz aydın. Ya bizi buraya niye çağırdınız? Hadi ne konuşacaksak konuşalım. Günaydın. Hoş geldiniz oğlum. Geçin oturun. Ferit oğlum geçin oturun. Hadi kahvaltı edelim. Teşekkür ederiz baba. Ama biz müsaadenizi isteyelim. Ayşe'ye bugün dışarıda kahvaltı sözüm vardı da. Olmaz öyle şey oğlum. Bak misafirlerimiz var. Ayıp olur. Hadi geçin. Peki. O zaman 5 dakika oturalım. Misafirlerimize ayıp olmasın. Madem hemen kalkacaksınız, ben söze gireyim. Bu masadaki herkes birbirini neredeyse avucun içi gibi tanır. Bir tek kişiyi tanımıyoruz. O da Ayşe Hanım. Ben de kendi çapımda Ayşe Hanım'la ilgili küçük bir araştırma yaptım. Belki bu evliliğin iç yüzünü bize kendisi anlatır. Ben hızınızı kesmeyeyim Azade Hanım. Siz ne biliyorsanız buyurun anlasın. Ya bu sizin gelininizle aranızdaki problem bizi hiç ilgilendirmiyor. Sonra kendi aranızda halledin bunları. Benim bir tane gelinim var Hüseyin. O da Hande. Diğeri emanetçi. Ferit'le evliliklerini de ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Hande, kızım, ben genel olarak neler olduğunu biliyorum. Ama bir de senden duyalım. Neden Ferit karım diye bu kızı getirdi düğüne? Ben tam olarak ne biliyorsunuz bilmiyorum ama... Anne. Hande beni Ayşe ile mesajlaşırken gördü. Yazışmalarımızı okudu, kavga ettik, tartıştık. Sonra birlikte ayrılma kararı aldık. Bu kadar. Ferit, uzatma artık. Şu meseleyi çözelim. Bitti mi anne? Bitecek. Az kaldı. Bekliyorum. Oğlumun üniversitede tanıştık dediği bu kız, üniversite terk. Hem de Ferit'ten yıllar sonra. Kafelerde getir götür yapan, köpek gezdirerek hayatını kazanan kimsesiz biri sadece. Ah bu arada niyetini henüz bilmiyoruz. Ferit mi onu kandırdı? O mu Ferit'i kandırdı? Belki Ayşe Hanım bize anlatır. Alın terimle para kazandım doğrudur Azade Hanım. O zaman Ferit bize bu hikayenin aslı astarını anlatsın bakalım. Eğer hayatında biri olsaydı öncelikle annen olarak ben bilirdim. Sonra da Hande ile olan meselenizi konuşalım, çözelim ve şu olay bitsin. Artık tatlıya bağlayalım. Bağlayalım anne. Mesele buraya kadar geldiyse o zaman ben de açık yüreklilikle anlatayım. Öncelikle Hande'den özür diliyorum. Kusuruma bakma. Sana büyük haksızlık ettim. Ah şöyle Ferit. Anneciğim, Hafiye gibi araştırmışsın ama duygular eksik kalmış.
Hande'den özür dilememin sebebi şu. Ben kalbimde Ayşe'ye bir aşk beslerken Hande ile evlilik kararı aldım. Hata yapmışım. Ona çok büyük haksızlık ettim. Ben Ayşe'ye aşığım. Ferit, yeter artık, bitir şu oyunu. Uzatma. Daha ne kadar devam edeceksin buna? Öfken ne zaman bitecek? Bana işkencen ne kadar sürecek? Sırf benden intikam almak için aşk masalı uydurma. Kızım, ne aşkından bahsediyorsun? Bir sakin ol. Şu kıza mı aşık olacak? Hadi. Hadi kalk kızım. Kalk, kalk, kalk. Anneciğim. Ayşe, nesine aşık olacak dediğin o kızla ben bir kazada tanıştım. Bir köpeğe çarptım. Ayşe o sokak köpeğini kurtarmak için öyle bir mücadele verdi ki ben o mücadelesine, merhametine aşık oldum. Evet, Ayşe'nin senin de dediğin gibi böyle kocaman büyük bir ailesi yok. Kimsesiz, gariban, annesi babası yok. Çocukken kaybetmiş onları. Ama ne olursa olsun, ne yaşarsa yaşasın, ayakları üstünde durmayı başarmış. Kimseye müdana etmeden tek başına tırnaklarıyla gelmiş bugüne. Ben işte Ayşe'nin bu gücüne aşık oldum. Biliyor musun anne? Ben Ayşe'nin o getir götür yaptığı kafede yerleri paspasladım. Temizlik yaptım. Temizlik yaparken bile mutluydu. Ben onun bu mutluluğuna aşık oldum. Dün yoldayız. Araba durdu bir anda. Bir de üstüne yağmur yağdı. Ben arabada söyleniyorum. Konaktan birileri gelsin, alsın bizi götürsün falan diyorum. O çıktı. Yağmurun keyfini çıkarmaya başladı. Ben işte onun bu neşesine aşık oldum anne. O güzel gözlerine, merhametine, saflığına, temizliğine aşık oldum. En önemlisi de Ferit Sancakzade'yi değil, sadece Ferit'i seviyor oluşuna aşık oldum. Siz ne düşünürseniz düşünün, ne yaşarsanız yaşayın, neye inanırsanız inanın, ben Ayşe'ye aşığım. O kadar. Kızım. Anne, bu insanlara daha fazla ümit verme. Canlarını yakma. Bu mesele artık burada kapansın. Düşünürseniz düşünün, ne yaşarsanız yaşayın, neye inanırsanız inanın, ben Ayşe'ye aşığım, o kadar.
biraz başım ağrıyor da biraz dinlensem olur mu? Olur tabii, neden olmaz? Ben de gideyim biraz hava alayım o zaman. Çok hızlı bir sabah oldu. Sen bilirsin. Anneme canın sıkıldı değil mi? Yok. Yani bizimki zaten evcilik oyunu. 6 ay sonra bitecek. Aynen öyle. Ben tabii az önce öyle aşağıda aşk dolu cümleler kurdum ama inansınlar diye yaptım. Oldu mu sence? İnandırıcıydı. Oldu bence. İkna oldular diyorsun yani. Olmuşlardır. Kesin olmuşlardır. Umarım. Peki. O zaman ben gidiyorum. İyi dinlenmeler. Bir şey olursa ararsın beni. Tamam. ATV'de.